Adnan Bey, hilafet konusuyla ilgili Mehmet Şevket Eygi hocamız da bir yazı yazdı. Aslan hocamız, aslan. Elinden ayağından öpüyorum. Şöyle söylüyor. Üzülerek görüyorum ki halkın çoğunluğunu oluşturan Müslüman kesimde birleşme, toparlanma, tek bir ümmet haline gelme konusunda hiçbir kıpırdanma yoktur. Müslümanlar birleşmemek konusunda birleşmişlerdir. Müslümanlar hilafet, imamet konusunu hiç dile getirmiyor diye yazdı. İşte bu da ahir zamanın bir mucizesi. Ya bu kadar alim, İslam aleminin birleşmemesi için birleşmesi, Deccal'ın gücünün ne kadar azametli ve şiddetli olduğunu gösteriyor. Bakın, ne kadar İslam aleminin, yani neredeyse %95'i, neredeyse %95'i, İslam aleminin birleşmemesi için birleşmiş vaziyetteler. İlk karşı oldukları nokta da Mehdi. İsa Mesih'in inişi ve Müslümanlar birleşmesine karşı olma. Ana konuları bu. Bu çok büyük bir mucize aslında bunu. İnsanlar bir düşünürse Allah'ın bir harikası olduğunu da gösterir. Nasıl basiret bağlanıyor, nasıl feraset bağlanıyor bunu da görülüyor. Evet. Büyük olaylar olacak daha. Bunlar başlangıç. Dediklerimiz doğru. Evet. Yaratıcının elçisi doğru söyledi. Dediklerin hepsinin doğru olduğunu gördük. Deccal'den bahsedilmemesi, o da Deccal'in çıktığının alameti. Mehdi'den bahsedilmemesi, Mehdi'nin çıktığının alameti. Mehdiyetin reddedilmesi, Mehdi'nin çıktığının alameti. İslam birliğine %95 İslam alimleri karşı. Şu ilk defa, İslam tarihi ilk defa görülüyor bu. 1400 yıldan beri ilk defa görülüyor. Bir mucize. Koskoca adamlar harikası sakal evet. Göbeğine geliyor. İttihat-ı İslam'ın diyorsun, daha yüzlerce yıl var ya diyor. Niçin diyorsun yani olmasın? Bir şey yok ki ortada diyor. Yani İslam birliği olması için bir neden yok şu an diyor. Rahatımız yerinde diyor. Rahat yerinde diyor yani, çok rahatız diyor. Maaşımızı alıyor diyor, çok rahatık diyor. Çok. Böyle binlerce tip var. Böyle alimler olunca işte İslam alemi sürünüyor. Evet. Bir de adamı alimliğine çıkarıyorlar, konuşturuyorlar. Buna uyan da bayağı adam var. İşlerine de geliyor. Çünkü İslam birliğine karşı adam. Mehdiyete karşı. İsa Mesih'in inişine karşı. Keyfi de yerinde. Maaşı da alıyor. Evet. Genel halkı gevşekliğe sürüklüyorlar bu ışıkla. Tabii ama yani. Tam bir atalet. Tam bir lakaytlık oluşuyor. Evet. Kan gövdeyi götürüyor. Adamlar ilgilenmiyor. Adam işinde gücünde. İşte pilav sünnet mi? Hangi ayağıyla nasıl adım atacak? Onlar. İddiat-ı İslam'ın farzlığını önemsiz bir konu haline getirmiş. İşte misvak mı kullanması gerekiyor? Kavun yemek sünnet mi? Kabak yemeği mi yemesi gerekiyor? Onlarla ilgileniyorlar. Evet. Kesin bilgiyle iman etmeyenler seni gevşekliğe sürüklemesin Yüce Rabbimiz. Ama adamın işte gevşekliğe sürükleniyor. Evet. Evet.